Sorularla devam ediyorum. Ee, geçtiğimiz günlerde Kırıkkale'deki konuşmanızda Trakya, Balkanların Dubai'si olacak. 12 Balkan ülkesini buraya taşıyacağım dediniz. Neden Trakya'yı Dubai yapmak istiyorsunuz? Kırklar eli. Kırklar eli, kırklar eli. Biroz oradaki teşkilat başkanımız. Yarında Yarın da ben tekrar kırklar elinde olacağım. Kırklar eline kırıkkale diye karıştırıyorlar da onun kırklar olacağız Zekar. Bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Aslında sınırlarımızın... Bir dakika olduğu... bende yanlış mı yazılmış? Kırık kayık. Yok kırık kayık. Tamam. Peki. Şimdi şöyle, şöyle. Biz o bölgeye ben şöylesine bakıyorum. Romanya, Bulgaristan, Polonya, Makedonya, Yunanistan ve Ukrayna. O bölgeye, o bölgeye baktığımız zaman biz orası sınır bölgesi. Hı. Ve mesela... Makedonyalılar Almanya Fransa'ya gitmek istemiyor. Oradan keyif almıyor. Bizden daha çok keyif alıyor. Bulgaristan bize geliyor. Yunanistan orada bize geliyor. Biz o bölgeyi Trakya bölgesindeki bir bölgeyi vergisiz bir bölge yaptığımız zaman 150 milyon o bölgede yaşayan insan var. Binlerce insan oraya çekeceğiz. Ve oraya çektiğimiz zaman Trakya'daki ekonomi müthiş bir şekilde canlanacak. Oraya gelenler sadece alışverişe gelmeyecekler. Edirne'ye gelecekler, Kırklareli'ne gelecek, Tekirdağ'a gelecekler, tarihiyeler hmm. tarihi yerlere gelecekler, kültürel yerlere gelecekler. Ve siz biliyor musunuz ki o İneada tarafına bakın oradaki ormanların güzelliği hmm. çok başka bir şey. Müthiş ormanlar var orada. Ve biz e, Trakya'yı kesinlikle ve kesinlikle Dubai yaptığımız zaman ekonomi ciddi bir şekilde e, kalkınacak. Sadece orayı düşünmeyelim. Mesela Kars'a bakalım, Iğdır bölgesine bakalım, Arda bölgesine bakalım. O bölgede de bir şey yapmak lazım. Yani e, şeyin e, Azerbaycan'ın evet. öbür tarafta yukarıda e, Gürcistan'ın evet. öbür tarafta baktığımız zaman inşallah ileride ilişkiler düzenin Ermenistan'ın İran'ın da gelebileceği bir bölge yapmak lazım. Dubai ne yapmış? Bir tane vergisiz bölge yapmış. Herkes evet. oraya geliyor. Oraya geldiği için ama nasıl alışveriş oluyor? Turizm nasıl kalkınıyor? Dubai iki bölüm. Bir bölüm caddenin bu tarafı var. Evet. Muhteşem caddenin arka tarafına baktığınız zaman da başka bir dünya. Evet. Türkiye Değişim Partisi iktidarında biz mutlaka belli noktalarda e, Dubai yap Dubai modelini getireceğiz ve ekonomi canlanacak. Uzun yıllardır siyasette olan biri olarak Türkiye'nin şu andaki siyasi iklimi ve ittifakları konusunda ne düşünüyorsunuz? Ya da partinizin bu konuda... Şu anda açıkladığın resmi bir görüşü var. Var, var. Resmi görüşü var. Biz bunu kurucularımızla, arkadaşlarımızla konuştuk. Partimizin resmi görüşü. Biz bugünkü ittifak mantıkın, mantığını asla doğru bulmuyoruz. Daha Seçimin başında ülkenin Cumhur İttifakı, Millet İttifakı diye ikiye bölünmesini doğru bulmuyoruz. Türkiye Değişim Hareketi, yılların hareketi 2005 yılında başlamış. Türkiye'nin her noktasında gerçekten filizlenmiş bir hareket. Ben böylesine, böylesini, teşkilat başkanlarımın, değişim kadınlarının, değişim gençlerinin, milyonlarca bize gönülleri, yurttaşımızı... Ben niye seçimin başında ittifaka sokayım? Hı. İttifak mevcut iktidarın işine gelir. İttifak AK Parti'nin işine gelir. Diğer partilerde ittifak yapmak isteyen diğer partilerde parti yöneticileri de kendi koltuklarını korumak istiyorlar. Aldıkları oy belli olsun istemiyorlar. Biz öyle değiliz. Bir oy belli olsa o bir oy bizim namusumuzdur, onurumuzdur ve gururumuzdur. Türkiye Değişim Partisi yapılacak olan ilk seçimlere kendi adaylarıyla girecek, kendi Cumhurbaşkanı adayıyla girecek ve ben biz çok büyük bir sürpriz yapacağımıza inanıyorum. Çünkü bizim Cumhurbaşkanı adayımız gerçekten toplumun her kesimini kucaklayan bilgisiyle, becerisiyle, yetenekleriyle ticari bakışıyla, kültürel bakışıyla, kültürü mozaiklerine göstereceği saygıyla inanın biz büyük bir sürpriz yapabiliriz. Bakın Fransa'da görüşünü, düşüncesini beğenirsiniz de da beğenmezsiniz. Macron çıktı. Adam tek başına geldi, Cumhurbaşkanı oldu. Fransa evet. gibi bir yerde. Evet. Devam edelim. İtalya'da 5 Yıldız Hareketi diye bir hareket hareket kuruldu 5 yıldız hareketi ve geldiler İtalya'ya yı uzun yıllar yönettiler. Evet. Aynı çalışma yapabiliriz. Biz nasıl biliyor musunuz? İnceliyor musunuz onları? Bu iki ülke ee... yoğun inceliyoruz. Bizim. Yoğun inceliyoruz. Ekibimiz mesela o İtalya'daki 5 yıldız hareketinin Macron'un çalışmalarını nasıl çıktığını, nasıl olduğunu hmm. detaylı bir şekilde inceliyoruz. Hmm. Şu anda son Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan gerek önceki seçimi, gerekse sonraki seçimi defalarca inceliyoruz. Bu konuda ben çalışma yapan arkadaşlarımıza kocaman teşekkür ediyorum. Pozitif bulduğunuz noktalarını biraz söyleyin lütfen. Özellikle mesela Macron konusunda. Nesi? Ne? Başarının, oradaki başarının şöyle, formülü neydi? Şöyle, sizce? Macron bir kere halka gitti. Bir kere Macron'un e, arkasında bir hanımefendi var, bir eğitimci, bir öğretmen ve e, samimi olarak duygularını anlattı. Macron şeyin başında vatandaşına hiçbir şekilde yalan söylemedi. Ben yapacaklarını söyledi ve kendini e, Fransız halkına inandırdı. ha Geldikten sonra başarılı oldu. O ayrı bir şey. Ama kampanyasını çok ciddi çok akıllı ve kampanyasını samimi getirdi. Herkes büyük ümitle getirdi onu oraya. Evet, evet. Ve siyasi gelenekten gelen bir adam değildi. Değil. Ee, bu nedenle bir sürprizdi aslında Fransızlar için. %100. Ama e, var olan siyasi... Ama arkasında bir hoca evet. var. Bir hanımefendi evet, var. O hanımefendi evet, müthiş konularak. Ama bir yandan da bir değişim e, arzusu vardı. Aynen sizin partinin ismi gibi. Evet. Ve o değişimle artık var olan sevsin sevmesin, saygı duysun duymasın, var evet. olan yapıyı evet. bitirmek istiyordu Fransız seçmeni. Evet. Doğru. Dolayısıyla böyle bir sürpriz olarak yeni bir e, insan olarak e, geldi hakikaten. Sonrası hakikaten. Şimdi burada, ee, tartışma... burada, burada aynı çalışma bizimle ilgili olacak. Bugünkü iktidar yoruldu heyecanı ve enerjisi şu anda belli bir noktaya geldi. 20 sene oldu. 20 sene olsa biz de yer oluruz. Bakın 2002'de AK Parti'nin yakaladığı fırtınayı aynen biz yakalayacağız. İktidara nasıl bakıyorsunuz? Muhalefete nasıl bakıyorsunuz? Şöyle, şöyle. Yani bu kadar uzun bir iktidar süreci, 19 senelik bir iktidar <laughs> süreci zaten dünya siyasi literatüründe zaten mümkün değil. Kolay evet, bir şey evet, değil. Evet. E, ee, dolayısıyla bu kadar uzun süreli iktidara da onun için kimi gazeteciler, kimi siyasi e, önermelerde bulunan insanlar farklı yakıştırmalar yapıyorlar. Ama bir yandan da e, 19 yıl e, AK Parti iktidardaysa 19 yılda birinci e, muhalefet partisi olarak <laughs> muhalefette olan bir Cumhuriyet Halk Partisi'nden söz etmek <laughs> gerekiyor. Yani tamam AK Parti için bunları söyleyelim de peki Cumhuriyet Halk Partisi için neler söyleyelim? Şöyle, AK Parti şu anda hem iktidar hem muhalefet. AK Parti şu anda iktidardaki muhalefet gibi davranıyor. Çünkü muhalefet partisi yok. Yok hükmünde. Ee, AK Parti yoruldu heyecanı azaldı, enerjisi azaldı ama 20 sene, 20 sene biz de olsak yoruluruz. O nedenle yeni bir değişime ihtiyaç var. Zaten bugünkü iktidar %100 iyi olsa, bugünkü muhalefet %100 başarılı olsa bizim parti kurmamıza gerek yok. Evet. Bizim parti kurmamız bir ihtiyaçtan doğuyor ve meydana geliyor. Bugün bakıyorsunuz 20 yıllık, 19 yıllık bir iktidar ama hala muhalefet partilerinin önünde bir oyu varsa demek ki Türkiye'de vatandaş şunu söylüyor. Ben bugünkü iktidardan memnun değilim ama oyumu verecek bu devleti saygıyla, sevgiyle yönetebilecek konuşma dilinde sinkaflı bir dil kullanmayan sevgi dili kullatan kullanan kullanın. ve bu devletimizi alıp daha ileriye götürecek evet. kadrolarıyla, bilgisiyle, becerisiyle, yeteneğiyle, tecrübesiyle yeni bir arayış içerisinde inşallah o arayışın anahtarı Türkiye Değişim Partisi olarak biz olacağız. Müzik